Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bu akşam, dün akşam Letonya karşısında kazandığı zaferle UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma vizesini alan A milli futbol takımımızı kutlayarak ve başarılarının devamını, finallerde de başarılarının devamını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kurulumuzun gündeminde İsrail ve Gazze'de yaşanan insanlık dramları, İsrail'in masum çocuklara, kadınlara, erkeklere karşı uyguladığı ölçüsüz şiddet, ülkemizde vatandaşlarımızı ezen hayat pahalılığı, sığınmacı sorunu ve hükümetin hatalı politikalarının milletimize her alanda çıkardığı ağır faturalar vardı. Ayrıca partimizi daha fazla demokrasiyle, birlik ve beraberlikle taçlandıracak 100. yılımızdaki kurultayımızla ilgili hazırlıkları da gözden geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle yapacaklarımızı da ele aldık. Değerli basın mensupları, bundan 5 yıl önce uygulamaya konan ucube vesayet rejimi sadece milletimizin cebini boşaltmadı. Devlet yönetiminde sebep olduğu krizle vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye attı. Her şeyi daha iyi yönetmek iddiasıyla getirdikleri bu tek kişilik vesayet rejiminde yaptıkları her şey ellerine yüzlerine bulaştı. Orman yandı öldük, deprem vurdu öldük, sel oldu öldük, tren devrildi öldük. Hükümetin yetersizliği, beceriksizliği her kazayı afete, her afeti felakete çevirdi. Hafta sonunda 47 vatandaşımızı yitirdiğimiz Amasra maden faciasının yıl dönümüydü. Genel Başkanımız hafta sonunda Amasra'da şehit madencilerimizin ailelerinin yanındaydı. Amasra'daki işletme ile ilgili Sayıştay raporunda müessesenin derinleşmesinin, ani gaz çıkışı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olduğu patlamadan önce açıkça yazılmıştı. Duruşmalarda anlatılan, bugün de devam ediyor, anlatılanlar da katliamın bağıra bağıra geldiğini tescilledi. Amasra ilk facia değil. Ermenek'ten Soma'ya, Karadon'dan Kozlu'ya yüzlerce madencimizi hükümetin bu işi yönetememesi nedeniyle şehit verdik. Dayıbaşı sistemini de, emekçilere yapılan insanlık dışı baskıları da, sarayın faciaya fıtrat demesini de, işçilerin yerlerde tekmelenmesini de, tekme atanın Frankfurt'a ticari ateşe atanmasını da unutmadık, unutmuyoruz. Maden şehitleri için adalet arayışında Cumhuriyet Halk Partisi her zaman madencilerimizin ailelerinin yanında olacak. Yeni şehitler gelmesin diye yapılması gereken her düzenlemenin de takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Önce İsrail'e yapılan terör saldırısında İsrail'de, sonra da İsrail'in ölçüsüz cevabında Gazze'de yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Kaybetmeye de devam ediyor. Bu süreçte yüz binlerce insan yerini, yurdunu terk etmeye zorlandı. Hiçbir sebep masum çocukların, kadınların, erkeklerin öldürülmesine, yerlerinden edilmesine haklılık kazandırmaz. Sivilleri abluka altına alıp, insani yardımları engelleyerek, aç bırakarak, elektriklerini ve sularını keserek haklı mücadele olmaz. Gazze'deki hastanelerde küvezde yaşamaya tutunmaya çalışan yeni doğmuş çocukların, makineye bağlı hastaların canına kastederek kimse haklılık iddiasında bulunamaz. Savaştan kaçan sivil konvoyu bombalayarak insanları öldürmek, savaş suçu olan fosfor bombalarını kullanmak kendini korumakla açıklanamaz. Bunlar uluslararası hukukun açık ihlalidir. Buna sessiz kalanların da sorumluluğa ortak olduğunu bir kere daha yüksek sesle tekrarlıyoruz. Bu meselede Türkiye'nin öncelikle savaş başka ülkelere yayılmadan ateşkesin sağlanması için, ardından İsrail ve Filistin meselesinin yan yana iki devlet şeklinde tanınmış sınırlar içinde adil bir barışın sağlandığı ortamda kalıcı bir çözüme ulaşması için elinden geleni yapmaya devam etmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz. İsrail'in bir kara harekatı başlatmasının ve Gazze'yi işgalinin büyük bir hata olacağını da ifade etmek istiyoruz.
İsrail'in yüz binlerce insanın çok kısa bir sürede Gazze'yi boşaltması için Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuru tam bir dehşet tehdidi olarak tarihteki yerini almıştır. Bunun da kabul edilmez olduğunu belirtiyoruz. Değerli basın mensupları, hükümete yabancı silahlı kuvvetlerin topraklarımıza girmesine izin verme yetkisi vermeyi öngören tezkere bu hafta meclise geliyor. İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesi nedeniyle Amerika'ya, "Bay Amerika, orada ne işin var?" diyen Erdoğan'a biz de soruyoruz. Sizin meclise terörle mücadele edeceğim diye getirdiğiniz tezkerede topraklarımıza yabancı askerleri davet etme yetkisi almaya çalışmanızın ne işi var? Erdoğan'ın 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne "Sözleriniz lafta kalmasın, müdahale edin, bize bir görev düşerse de yaparız" diyerek Suriye'ye çağırdığını biz unutmadık. Sarayın kendini Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı ilan ettiğini de hatırlıyoruz. Daha birkaç hafta önce damadının Erdoğan'ın eleştirdiği uçak gemisinin güvertesinde havacı gözlükleriyle çektiği boy boy selfileri yandaş gazetelerde izledik. Bir taraftan ABD'nin orada ne işi var derken, diğer taraftan başka ülkelerin askerlerinin postallarının şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarının çiğnemesine izin veren bir tezkereyi meclise gönderirseniz buna bu ne periz, bu ne lahana turşusu denir. Bu yabancı askerler hangi ülkenin yabancı askeri diye sorulur. Yoksa bu topraklara sığınmacılardan sonra bir de Özgür Suriye ordusunu mu davet edeceksiniz? Bundan tam 20 yıl önce 1 Mart 2003'te Millet İradesi'nin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi yine böyle bir tezkereye verdiği hayır oylarıyla emperyalizmin bölgedeki oyunlarına dur demeyi bilmişti. O dönemde de Erdoğan'ın milletvekillerine ya sürecin dışında kalıp seyirci olacaksınız ya da tarihin bizzat şekillenmesinde aktif rol oynayacaksınız diye yaptığı konuşmaları da gayet iyi hatırlıyoruz. Şimdi bir kere daha milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren söz konusu madde metinden çıkmadıkça bu tezkereye hayır demeye çağırıyoruz. Değerli basın mensupları, savaşın insani tarafının yanında kuşkusuz pek çok küresel etkisi de var. İsrail'de savaşın başlamasından bu yana enerji fiyatları arttı. Mazota bu gece 2 lira 23 kuruşluk bir zam daha geliyor. İhracat pazarlarımızda savaştan olumsuz etkileniyor. Enerji fiyatlarının bir durgunluğu tetiklemesi durumunda bütçe açıklarının parasallaştırılmasıyla faizler artarken para birimlerinin değer kaybetmesiyle 1976'da İngiltere'yi Uluslararası Para Fonu'nun kapısına götüren senaryonun bu sefer birçok ülkeyi kapsayacak şekilde yaşanabileceği ihtimalinden bahsediliyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin hazırlıklı olması gerekir. Ama hükümetin belli ezberleri tekrar etmekten başka bir şey yapmadığını görüyoruz. Bugün açıklanan rakamlara göre bütçe 2 ay fazla verdikten sonra yeniden açık vermeye başladı. Türkiye ilk 9 ayda 471 milyar lira faiz ödemiş. Bütçesinden. Önceki yılın aynı dönemine göre faiz ödemeleri %127 artmış. Aynı dönemde bizden bir kuruş çıkmayacak dedikleri döviz garantili projelere giden para da 42 milyar lira. Kur korumalı mevduata giden para ise artık bütçede göremiyoruz ama Merkez Bankası analitik bilançosundaki ilgili kalemin artışından buraya akan paranın yüz milyarlarca liraya ulaştığı anlaşılıyor. Bütçenin milletin değil, faiz lobilerinin, dolar baronlarının ve bir avuç yandaş müteahhidin bütçesi olduğu bir kere daha teyit ediliyor. Diğer taraftan saray hükümetine Eylül sonunda Uluslararası Para Fonu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını yine IMF'den yapılan açıklamayla öğrendik.
Buna göre IMF, hükümetin seçimden bu yana uyguladığı politikaları memnuniyetle karşılıyormuş. Vatandaşa vergi üstüne vergi bindirilmesini alkışlıyormuş. Hükümete faizleri daha da arttırmanız lazım diyerek de ev ödevi veriyor. Maaş ve ücret artışlarının Hazine ve Maliye Bakanı'nın ifade ettiği gibi hedeflenen enflasyona göre yapılmasını öneriyor. Geçtiğimiz hafta Bakan Şimşek de bir televizyon programında enflasyonun ücretlerdeki artış yüzünden arttığını açıkladı. Bunu önlemek için ne yapılacak? Bunu önlemek için hedeflenen enflasyona göre ücret artışı yapacaklarını söyledi. Ama gelecek yılın enflasyonu konusunda hükümete akıl veren IMF arasında da bir anlaşmazlık olduğu ortaya çıkıyor. Son açıklanan orta vadeli programda hükümetin 2024 yılı için enflasyon hedefi %33. IMF'nin ise aynı yıl için enflasyon tahmini, hükümetin tahmininin neredeyse 1,5 katı %46. Şimdi önümüzdeki yıl enflasyon hükümetin hedeflediği gibi değil de IMF'nin tahmin ettiği gibi çıkarsa ne olacak? Hükümet enflasyon hedefini tutturamazsa telafi zammı yapmayıp aradaki farkı çalışanın sırtına yıkmanın peşinde. Hedeflenen enflasyona göre ücret vermek bu. Şimdi tabii bunu yapabilmek için de sarayın vitrin kadrosu seçimden sonra aynen 1994'te dönemin hükümetinin yaptığı gibi kamu toplu iş sözleşmelerine müdahale etmek niyetinde demek. Bu arada saray hükümetinin çalışma bakanı da gençlere alın terinin karşılığını almaya çalışma. İşin büyüğü küçüğü olmaz. Çalışın, en azından sigortanız olsun diye akıl veriyor. Bu ülkede çalışanların çoğunu açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışmaya mahkum edeceksin. Yetmeyecek, hala onların elindekine, avucundakine göz dikeceksin. Sonra da daha da ucuza çalış diyeceksin. İstanbul Sanayi Odası'nın son raporuna göre en büyük 500 firmanın 2022 döneminde vergi öncesi net kârı %121 artmış. Diğer taraftan da öyle anlaşılıyor ki zincir marketlerin kârları da uçmuş. Hükümetin bir talimatıyla %50'ye varan fiyat indirimi yapacaklarını açıkladıklarına göre bu iş böyle. Peki bunu adama sormazlar mı? Ya madem indirebiliyordunuz, millete bugüne kadar neden pahalıya mal sattınız? Hadi şirketleri, marketleri anladık. Vatandaşa uygun fiyatla ürün satma vaadiyle açılan tarım kredi kooperatiflerine ne demeli? Onlar da %50'ye varan indirimler yapacakları müjdesini verdiler. Ama bu sabah Tekirdağ'da hemşerilerim mağazanın önünde kuyruğa girdiler. İçeri girdiklerinde %50'ye varan indirimin olmadığını, yapılan indirimin birkaç lirada kaldığı ve son derece sınırlı ürünle yetinildiğini gördü. Dolayısıyla hükümetin bu sözü de yalan çıktı. Saraya ucuza yağ almak için ucuza yağ almak için sabahtan tarım kredi marketlerinin önünde kuyruk olan vatandaşlar ne diyor diye bir kulak vermiyorlar mı? Bir kulak versinler, öneririz. Değerli basın mensupları, devletin ve ilgili kurumların rakamları ülkemizde firmaların kârları artarken çalışanlara yapılan ödemelerin emeğin milli gelirden aldığı payın düştüğünü gösteriyor. Şimdi bu grafikte yukarıdaki çizgi personel maliyetlerinin üretim maliyetine oranı. Bu da net kârların net satışlara oranı. Bu grafikte tek kişilik vesayet rejiminde pandemi döneminde bir azalma görülmekle birlikte şirketlerin kârlılık oranlarının yıldan yıla arttığını, personel harcamalarına ayrılan payın ise düştüğünü görüyoruz. Bu tablo hükümetin politika tercihleri sonucunda ülkede çalışanların enflasyonun sorumlusu değil, mağduru olduğunu ortaya koyuyor. Kendisi itibarından tasarruf etmeyen ama çalışanlar, emekliler söz konusu olunca IMF'nin sözünden çıkmayan bu hükümet,
kendi hatalarının neden olduğu krizin faturasını dar ve sabit gelirlerin üstüne yıkıyor. Bir hükümet hem de kendi neden olduğu krizin yükünü adaletli dağıtmazsa vatandaşlar alınan önlemlerin yükünün adil paylaşıldığına kanaat getirmezse bu politikaların vatandaşta hiçbir karşılığı olmaz. Vatandaşın da inanmadığı, güven duymadığı hiçbir program başarıya ulaşmaz. Ekonomi bilimine aykırı safsatalarla milletin ekmeğine kan doğrayan bu yönetim bir yandan enflasyonu bile isteye azdırırken bir yandan da enflasyonun oldukça altında kredi faizleriyle başta yandaşları olmak üzere şirketler kesimine büyük kaynaklar aktardı. Bunun yükünü de dar ve sabit gelirlerin sırtına yükledi. Seçim bitti, tulumbada su da bitti. Kendi icat ettikleri Türkiye modeli çöktü. Yeni vitrin tarafından akıl dışı ilan edildi. Rasyonel zemine döneceğiz der demez, temiz para yağacak zannettiler. Ama sarayın yaptıklarının akıllardan çıkmadığı görüldü. Tek kişilik vesayet rejiminin müellifi sarayında otururken vitrine kimse kanmadı. Ekonominin zincirleri boşaldı. Artık rasyonelleşiyoruz deseler de ayar tutmaz oldu. Şimdilerde ekonomi yönetimi bugün yaptıklarımızın sonuçlarını ancak bir yıl sonra görürüz hikayeleri anlatıyorlar. Merkez Bankası Başkanı masasında milyarlarca dolarlık yatırım dosyasının beklediğini söylüyor. Ama kamuoyuna yansıyan yatırımcı notları yatırımcıların ülkeye gelmek için hala çekingen olduklarını ortaya koyuyor. Bu arada Merkez Bankası Başkanı'nı da uyaralım. Bu yatırımları masasında bekletmesin. Zaten yatırımlara izin vermek onun görevi değil. Bahsettiği dosyaları yatırım ofisine göndermezse görevi savsaklama suçuyla ihale kendi üstüne kalır, haberi olsun. Değerli basın mensupları, milletin kazandığı para pul oldukça artık insanlarımız günlük ihtiyaçlarını bile borçla karşılayabiliyor. Geçen yıl bu zamanlar 1 trilyon 314 milyar lira olan vatandaşların tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı borcu bugün 2 trilyon 405 milyar liraya yükselmiş. 1,5 kat. Ama Bakan Şimşek borçlardaki bu rekor artışı enflasyona, hayat pahalılığına değil de büyümeye bağlıyor. Büyüyormuşuz, ondan borçlanıyormuşuz. Hep söylüyorum. Bunlar gerçeklerden kopmuş. Milleti unutmuş. Vatandaşın halini görmüyor. Kredi faizleri enflasyonla yarışıyor. Okullarda çocuklarımızın beslenme çantaları dolmuyor. Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 40 lira olmuş. Saray okul yemeğini kaldırarak tasarruf yapmaya kalkıyor. Pazardan insanlar 2 lira ucuza alışveriş yapmak için akşamın geç saatlerini bekliyor. Et ve süt kurumunda 1 kilo kıymayı ucuza almak için insanlar saatlerce kuyruklarda bekliyor. Hükümet kuyruklar görünmesin diye satış mağazalarının yerini değiştiriyor. Bu beceriksiz hükümet programımıza destek verin diyerek de milletten hala fedakarlık bekliyor. Milletimiz sadece enflasyonla değil işsizlikle de boğuşuyor. Gerçek işsiz sayısı Ağustos ayında 117 bin kişi arttı. 9 milyona dayandı. Resmi işsizlik oranı gerçek işsizlik oranının yarısından bile az. İstihdam yerinde sayıyor, insanlar iş aramaktan vazgeçtiği için işsizlikte düşmüş gibi görünüyor. TÜİK makyajlarına rağmen üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na göre Türkiye, üye ülkeler arasında çalışanların çalışabilecekleri oranının en düşük olduğu ülke. En acısı da milli servetimiz olan gençlerin işsizliği. 15-29 yaş arasında olup ne bir işte çalışan ne de okuyan ev gençlerinin oranının en yüksek olduğu ikinci ülkeyiz. Eylül ayı itibariyle 15-19 yaşları arasında 109 bin işkura kayıtlı işsiz var. Sadece gençler değil, hükümetin hayat pahalılığına ezdirip
çalışmak zorunda bıraktığı, ardından da çalışan çalışmayan diye böldüğü, maaş alana ikramiye yok diyerek tasarruf etmeye çalıştığı emekliler de ayın sonunu getirebilmek için iş arıyor. Bu yılın Eylül ayı itibariyle 60 yaş ve üzerinde 10 binlerce vatandaşımız İşkur kapısında iş bekliyor. Bu hükümet kendi vatandaşına, kendi gencine insanca yaşamasını sağlayacak bir iş sağlayamazken, emeklisine insanca yaşamasına yetecek bir aylık veremezken, bu güzel ülkeyi Batı'nın sığınmacı üstüne çevirdi. Hudut namustur. Bu toprağın dağında taşında böyle yazar. Sınırda tim komutanları üst rütbedeki komutanlarına asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, görev bölgendeki hudut taşları arasını korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım diye hudut yemini eder. Bu hükümet döneminde sığınmacılar sınırlarımızı kevgire çevirdi. Meclisin açıldığı gün başkentte terör saldırısı yapan hain teröristlerin Suriye'den geldiği ortaya çıktı. Bir hükümetin önceliği sığınmacılara baktığı için dışarıdan alacağı avrolar, aferinler olmamalı. Bir hükümetin önceliği kendi milletinin huzuru ve refahı olmalı. Dünya Bankası'nın son yayınladığı raporda sığınmacılar nedeniyle Türkiye'de özellikle düşük nitelikli emekçilerin maaşlarının düştüğü anlatılıyor. Yine bu raporda şu harita paylaşılıyor. Yukarıda 2013 yılında sığınmacıların ülkedeki dağılımı gözüküyor. Aşağıda da 5 yıl sonraki durum var. Renklerin koyulaşması sığınmacı oranının arttığı illeri gösteriyor. 2013-18 arasındaki 5 yılda sığınmacılar yurdu sarmış. Pek çok yerde sığınmacı oranı ciddi seviyelere ulaşmış. Ama bugün durum 2018'den de vahim. Rapor, Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşması sonrasında Türkiye'nin sığınmacılar için bir transit ülke olmaktan çıktığını, bir hedef ülkeye dönüştüğünün altını çiziyor. Ardından da toplumun genelinin sığınmacılar konusunda bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Biz ülkemiz için bunlara alışmanız lazım denerek yazılan raporları asla ve asla kabul etmiyoruz. Ülkemizin sessiz işgalinin belgesi olan Dünya Bankası'nın raporundaki bu haritayı ve geri kabul anlaşmasıyla ülkemizi Avrupa'nın sığınmacı getosu haline getiren saray hükümetinin sorumsuzluğunu bir kere daha milletimizin dikkatine sunuyoruz. Değerli basın mensupları, Selçuklu Devleti'nin büyük veziri Nizamül Mülk, siyasetnamesinde bir devletin güzel zamanlarının adaletin hüküm sürdüğü zamanlar olduğunu söyler. Adalet hakim olunca ihsan hakim olur. Adaletin olduğu yerde civan mertlik vardır der. Yine Nizamül Mülk'ün sözleriyle devlet ancak adaletle baki kalır. Adaleti sağlayamayan, koyunu kurttan koruyamayan yönetici çobanlık davası da güdemezler. Ama ülkemizde adalet direği sallanıyor. Kurtlar koyunu kapmış, aralarında pay ediyor. Hükümet koltuklarında oturanlar da çoban hikayeleri anlatıyor. İstanbul Başsavcısı. Hakimler Savcılar Kurulu'na gönderdiği yazıyla adliyelerde dönen işleri anlatıyor. Yargı mensuplarının devletten alacağı varmış gibi rüşvet, iş takibi, aracılık çarklarına nasıl girdiğini dosya dosya sıralıyor. Yargı içinde oluşan çetecikleri tek tek ortaya koyuyor. Yarın partimizin grup toplantısında genel başkanımız bunları tek tek milletimizin dikkatine sunacak. Tüm bunların yanında sarayın bana liyakat değil sadakat lazım stratejisi bütün hızıyla devam ediyor. Devletin ortak olduğu iletişim şirketinde bir ayda 3 genel müdür değişiyor. Hem Borsa İstanbul'da hem de yurt dışında
ki borsaya kote olan ülkenin en önemli şirketlerinden birinin yönetimindeki bu ani hızlı değişikliklerin altında saraydaki damat evlat çekişmelerinin olduğu ortaya dökülüyor. Yine bu şirketin yönetim kurulunda kimler var kimler? Sarayın baş danışmanı, yandaş iş adamı derneklerinin yöneticileri, eski bakan ve şirket milletvekilleriyle şirket sarayın tam bir arpalığı olmuş. Bütün bunlar dışarıda ve içeride yatırımcıların hükümete kalan son güveninin kırıntılarını da yok ediyor. Temiz para gelmiyor, aksine olan da kaçıyor. Vatandaş işsiz kalıyor. Hayat pahalılığıyla eziliyor. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin 100. yılına sayılı günler kaldı. Bu ülke, bu millet tüm zorlukları milli birlik ve beraberlikle aşmasını bilmiştir. Ama bu hükümet siyasetini milleti bölüp birbirine düşman etmek üzerine kurmuştur. Büyük önderimizin ifadesiyle milletimiz, servetin fert menfaatine değil, ulus menfaatine kullanılması esasıyla Kurtuluş Savaşı meydanlarındaki zaferin ardından az zamanda çok ve büyük işler başarmıştır. Ama saray, ülkenin servetini kendisi, ailesi ve çevresindeki bir avuç şürekası için kullanmaktadır. Bu ülkenin kurucuları, devrin en kıymetli kadrolarını toplamış, en kıymetli sermaye zeka, dikkat ve iffettir. Teknik ve metodik çalışmaktır. İnançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız diyerek bu ülkenin medeni alemde hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Ama bu hükümet akıl ve bilimle yollarını ayırmış, millete bile isteye cehennem azabını bu dünyada yaşatmıştır. Bu yıl hem Cumhuriyetimizin hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetle beraber iki büyük eserimden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yılını kutluyoruz. 100. yılımızda yapacağımız kurultayımızda atamızın bize çizdiği devrimcilik, medeniyetçilik ve tüm kesimleri kapsayan bir kalkınma çizgisini değiştirmeden yürüyeceğiz. 2. yüzyılımızda çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre ülkemizde ve partimizde demokrasimizi, hakkı, hukuku tahkim edecek, milletin tamamını kucaklayan kalkınma politikalarımızla sürekli yenileneceğiz. Bu kurultay, ülkemizi 2. yüzyılda yeniden lider ülke yapma, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme azmimizi taşlandıracak. Değerli basın mensupları, önümüzde bir seçim var. Bu seçim, belediye başkanlarının seçileceği bir seçim olmanın yanı sıra, milletimizin kendisini sahte videolarla aldatan, yalan vaatlerle kandıran, seçimden sonra vergiyle, zamla kendine zulmeden, ondan sonra da çıkıp Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, muhalefeti iftirayla suçlayacak kadar şirazesi kaymış olan saraya dur demesi için de bir fırsattır. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki yerel seçimlerden 2019'dakinden çok daha büyük bir zaferle çıkacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Bu sorulardan ilki ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Kongresi'nin ardından bazı illeri de değişimcilere kaptırdı. Bu sonuçların ardından Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanla aday olmayabileceği yorumları da yapılıyor. Parti bu sonuçlara rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan adayını da, genel başkanı da parti değil, kurultay delegeleri belirler. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. Sonra da bir parantez açayım. Kapma, kaptırma, çalma, çırpma Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaz. Bizde demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur. Kapma, çalma, çırpma havuz medyasının desteklediği sarayda olur. Efendim, Sözcü TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Sözcü TV'nin sorusu da şöyle. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, Türkiye genelinde basın, emniyet mensupları, şehit aileleri ve gazi yakınları dışında 65 yaş üstünün de olduğu 18 grubu her ayın ilk 4 günü dışında ücretsiz taşımama kararı aldıklarını açıkladı. Gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdiler. Sizin bu karara ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? İzin verirseniz bu tartışmayla ortaya çıkan hükümetin
sinsi hesabına burada değinmek istiyorum huzurlarınızda. Şimdi açıklamayı yapan birlik başkanı hükümetin bu ücretsiz taşımalar için verdiği desteğin ancak 2 günlük maliyetlerini karşıladığını, 2 günde esnafın kendinden fedakarlık yapacağını söylüyor. Böylece 65 yaş üstü vatandaşlarımız halk otobüslerinden ayda sadece 4 gün ücretsiz taşımadan yararlanabilecek. Saray bu ülkenin emeklilerine 5000 lira veriyor, ağızlarına bir parmak çalıyor. Bunu da bölerek, emeklileri bölerek yapıyor. Ama daha bu parayı vermeden, ücretsiz taşıma için gerekli desteği vermeyerek karşılığını diğer eliyle emeklerin otobüs parasından kesmenin peşine düşmüş. Böylece tasarruf ettiklerini zannediyorlar. Bu hükümetin yıllarca çalışıp bugün artık huzur ve refah içinde yaşamak isteyen, saygı bekleyen yaşlarına karşı bu tavrını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Efendim, Bengütürk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kim kongreden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın, onu partiden ayıracağım dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu açıklama karşısında kapı önüne koymayı değil, baba evinin kapısını açmayı vaat ediyorum dedi. Sizin bu iki açıklamaya ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Kurultaydan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu partililerimiz tarafından anlaşılmıştır. Diğer taraftan bunu en iyi bilmesi gereken de bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı ve Grup Başkanlığı görevlerini Sayın Genel Başkanımızla uyumlu bir şekilde yürüten Sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi Sayın Özel'in bilmesi gerekir. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Başka soru yok herhalde. Peki. Teşekkürler arkadaşlar.